Elde ettiğimiz etlerle yapıyoruz. Erkek koyun eti kullanıyoruz. Etin her bölgesinden kullanıyoruz. Kaburgasından, etevinden, löpünden hepsinden kullanıyoruz. Muhteşem bir karışımla sizlere şimdi güzel bir adana kebap hazırlayacağız. Şöyle parça etleri biraz da şöyle doğrayayım. Şimdi çok güzel zırhtan geçiyor şimdi. Şimdi zırhlamıyor şimdi. Çok zor mu bu zırhta? Yani evet, meşakkatli bir iş. Sen nereye koydun öbürlerini? Zırhlı yapmamızın amacı eti ezmemek. Yani makinede yapılan Adana kebabı etin suyunu sıkıyor. Zırhta yapıyoruz, etin suyunun içine hapsediyoruz. Şimdi Adana'ya geldiğinizde kebap söylüyorsunuz, kebabın parasını ödüyorsunuz. Ben bunu özellikle çok merak etmiştim. Yanında bir sürü şey geliyor. Onların hepsi aslında birim olarak tek başına bir bütçe. Ama sadece kebap parası ödeyip 30 çeşidi de içinde yiyorsunuz. Restoranda ben çok şaşırmıştım. Eldivenlerimi taktım. Ustam çok yoruldu. Biraz ben yapacağım. Gerçekten yoruldum. Evet, yoruldunuz değil mi? O zaman ben yapayım, biraz rahatlatayım ustamın işini. Evet. Şimdi ben bir 5 dakika yorsam zaten biter. Yani ilk satır tutmanıza rağmen gerçekten iyi. Başarılı. Tamam, ziyan da etmiyorum. Evet efendim, mutluluğa adım adım yaklaşıyoruz. Az kaldı mutlu sona. Evet, şimdi bitirdik zırh işini. Şu an avcı arama işlemi başlayacak. Şöyle zırhladığımız etimizi şöyle aldık. Bizim kare salı biberi, kap biberimizi şöyle alıyoruz. Evet. Baharatlar ne koyduk? Tabii. Tuzumuzu alıyoruz. Biraz da... Tanıyor musun onu? Kim o? Gülkan Korkmaz, senin kardeşim. Senin? Benim oğlum. Selam söyle buradan. Selam olsun herkese. Şimdi yoğurma sonra saplamaya geldik. Bunu tutturmak da zor değil mi? Ustalık ister. Tabii. Yeni yoğurduğumuz, yeni zırhtan geçtiğiniz kebabı tutturmak gerçekten tam böyle beceri ister. Çünkü bu kadar bir şey değil. Kesinlikle. Bir de pişerken dağılır, iyi tutturamaz. Kesinlikle, şişli durmaz. Şu anda kebaplarımız hazır mı? Şu anda kebabımız hazır. Evet. Ustam, Cangür Ustam. Çok güzel görünüyor. Evet. Domateslerimiz hazırlandı. Mantar. Mantarlarımız. Siz mantarınız çok meşhurmuş. Lezzetini herkes söylüyor. Biberlerimizi de koyduk. Evet, şu anda çok az kaldı. Mutluluğumuza çok az kaldı. Kaç dakikada pişiyor? 4 dakika kardeşim. 4 dakika. Tamam o zaman. O zaman masaya geçelim mi? Tabii. Evet efendim, masaya geldik. Cihangir Bey masayı donattı. Her şey çok lezzetli görünüyor. Şimdi Adana tabiriyle söyleyeceğim. Tanıyor musun? Bu haricinde görünen her şey beleşti. Ben korkmaz. Evet, çok doğru. Bedava. Beleş değil. Kardeşim. Biz Adana kebap gelmeden önce 10 çeşit meze veriyoruz. Şöyle söyleyeyim, yeşillik tabağı, cacık tabağı, ezme salatası, pişmiş soğan, soğan salatası, tablacı salatası, mantarımız, mevsim salatası ve Adana kebabı. Afiyet olsun. Bizim yanımda da yapıyorlar.